Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda su arıtma cihazımızın filtrelerini yenileyeceğiz. Uzun zamandır filtreleri değiştirmemiştik. Bu sefer filtrelerimizin tamamını değiştireceğiz. Tank da dahil buna. Su tankı da. Şöyle bir tane tatlandırıcımız var. Membran. Ön filtrelerimiz bunlar da. Membran kutumuz. Bunu komple yeniliyoruz arkadaşlar. Uzun zamandır değişmediği için şu parçalarla beraber komple değiştireceğiz. Tankımız da burada. Yenisi. Su giriş manası. Modeli bu. Filtrelerimiz. Burada da su arıtma cihazımız ve tankımız burada. Ve daha başlayalım arkadaşlar. Öncelikle şu su giriş manasını kapatıyoruz. Şu an kapalı. Ben kapatmıştım. Sonrasında tankın manasını kapatıyoruz. Tankımın hortumunu ayırıyoruz. Alıyoruz buradan. Daha rahat çalışabilmemiz için su arıtma cihazımızı bangonun üstüne koyacağız. Şebeke vanamızı kapattık. Su arıtma tankımızın hortumunu ayırdık. Şu pis su gideri, bunu da çıkartıyoruz. Böyle arkadan hortumlarını da tek tek ayıracağız. Bunları ben numaralandırdım. Sonrasında takarken zorluk çekmemek için. Şuradan şunları tek tek çıkartıyoruz. Bir miktar su akabilir. Bu normaldir. Su arıtma tankımızı bangonun üstüne çıkarttık. Kapaklarını açıyoruz. Burada ön filtrelerimiz var. Bu tarafında da membran ve tatlandırıcımız. Su pompası da var. Su pompasını biz pek kullanmıyoruz. Şebeke suyumuz basınçlı olduğu için gerek duymuyoruz. Öncelikle şu ön filtrelerimizi söküyoruz. Su arıtma cihazımızın anahtarları. Bu daha önce kırılmıştı. Sadece şurasını kullanacağım. Bu da yeni almış olduğum anahtar. Şu ön filtreleri önce söküyoruz. İlk bunları yeniliyoruz. Ben bunları numaralandırmıştım. 1, 3, 2 de ortası. Daha sonrasında hata yapmamak adına böyle bir şey yaptım ben. Gevşetmiştim bunları. Öncelikle birinci filtremizi söküyoruz. Görmüş olduğunuz birinci filtre, yani şu bayağı bir pislenmiş, çamur olmuş. Gördüğünüz gibi bunu buraya atıyoruz. Gerçekten çok kirlenmiş. Nasıl bu suyu içiyormuşuz bilmiyorum. Suyumuz İyi olduğunu düşündüğümüz için pek değiştirme gereği duymamıştık. Ama hata yapmışız.
fazla beklememek lazım. 6 ay, bilemedim 1 senede kesin değiştirilmesi sağlık açısından faydalı olur. İkinci filtremizi söküyoruz. Bunun ne durumda olduğunu içini görmediğimiz için bilemiyoruz. Bunu da buraya koyuyoruz. Üçüncü filtremiz. Genelde ilk filtre çok kirlenir. Diğer filtreler o kadar kirlenmez. Birinci filtremiz. Filtrelerimizi önce bir sudan geçirelim. Takmadan önce. Üzerinde varsa tozları gitsin. Şu kapları da sünger yardımıyla şimdi komple siliyoruz, temizliyoruz, pisliklerini atıyoruz. Filtrelerimizi sudan geçirdik. Kapları da bir güzel yıkadık. Şimdi bunları tek tek takalım. Birinci filtremiz. İkinci filtremiz ve üçüncü filtremiz. İlk filtremizi takıyoruz. Sırasıyla devam ediyoruz. Filtrelerimizi güzel bir şekilde ben sıktım hepsini tek tek. Sıra şimdi öteki tarafa geldi. Bu tarafa geçiyoruz. Membranla tatlandırıcıyı değiştireceğiz. Tatlandırıcımızı şuradan ayırıyoruz. Anahtar yardımıyla bunları gevşetiyoruz. Bunları söküyoruz. Üstündeki aparatları da söküyoruz. Yeni filtremizi alıyoruz. Burada şuna dikkat edeceğiz. Ok yönü var. Ok yönü aşağı bakacak. Şu iki girişli olanı ok yönünün tersine, ok yönü aşağı bakıyor, üste takıyoruz. Diğer parçayı da aşağıya takıyoruz. Güzelce sıkıyoruz. İki su girişi olan yer yukarıda. Tek girişli olan yer aşağıda. Tekrar söktüğümüz şekilde takıyoruz.
Bunları güzel sıkmazsanız su kaçırabilir. Olabildiğince kırmayacak şekilde sıkın. Sıkma işlemi bittikten sonra yerine takıyoruz. Buradaki işlemimiz de bitti. Tatlandırıcımızı değiştirdik. Şimdi membranımızı değiştireceğiz. Önce membranımızı takmadan önce şu kutumuzu bir çıkartalım. Nasıl söküleceğini göstereyim arkadaşlar. Şu pompadan gelen parça, hortum. Pompadan gelen hortumu buradan ayırıyoruz. Pompadan gelen hortumumuzu çıkarttıktan sonra buraya takıyoruz. Sonrasında şuradaki hortumu çıkartıyoruz. Buraya takıyoruz. Bunu da şuradan ayırıyoruz. Eski membranımızın bağlantısını ayırmış olduk. Eski membranımızı yerinden çıkartıyoruz. Şurası engel oldu. Şuradan çıkartalım. Eski membranımızı söktük. Sökmüş olduğumuz parçayı buraya takıyoruz. Bu parça membranın üst kapağına gelen parça. Bağlantımız bu şekilde arkadaşlar. Yeni membranımızı da kabına takıyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Güzelce membranımızı sıkıyoruz. Sonra parçayı da yerine taktık. Membranımızı yerine oturttuk. Membranımızı da yerine taktık. Tankımızı aşağı indiriyoruz. Daha önceden işaretlemiştim. Sırasıyla takacağız bunları. Birinciyi taktık. İkinciyi takıyoruz. Üçüncüyü takıyoruz. Dördüncüyü takıyoruz. Bunları daha önceden işaretledim. Bu şekilde yaparsanız hata yapmazsınız. Buradaki işlemimiz bitti. Şöyle yerine koyuyoruz. Atık su hortumu. Bunu gidere veriyoruz. Son olarak da bu hortumu da tanka takacağız. Tankımızı da yerine koyalım. Kumanamızı takıyoruz. Bunu da güzelce sıkıyoruz. Son olarak da hortumu taktıktan sonra
Şebeke vanımızı açıyoruz. Su arıtma cihazımıza su gelmeye başladı. Giderimize bakalım su gelecek mi? Pis su gideri bu. Evet. Gördüğünüz gibi pis su gelmeye başladı arkadaşlar. Evet, ilk gelen su çok pis olmuş olduğunuz gibi. Tankımızı dolduktan sonra tankımızı komple içini boşaltacağız, dökeceğiz. Bir sonraki suyu içmeye başlayacağız. İlk suyu komple dökeceğiz. Pis su giderini bir yerden takalım. Filtrelerimizi de değiştirdik. Kaçak var mı diye kontrol ettik. Herhangi bir kaçak yok. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım yararlı bir video olmuştur. Dilerseniz siz de alıp kendiniz değiştirebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, beğeni atmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.